Herkese iyi akşamlar diliyorum, ben Zeliha Saraç. Bugün 1 Nisan, günlerden cuma, haftayı bitiriyoruz. Dediğim gibi üçüncü, ilk çeyreği de bitirdik. Artık ikinci çeyrekteyiz. Ancak tabii gelişmeler çok sıcak. 24 Şubat itibariyle başlayan Ukrayna-Rusya savaşı sonrası ardı ardına zirveler gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan hatta 50'den fazla liderle görüştüğünü ifade edilmişti. Şimdi bir de Avrupa Birliği-Çin zirvesi gerçekleşti. Doktor Bahadır Akale aslında. Hemen dönüyorum ben. Hocam merhabalar. Merhabalar Zeliha Hanım. Şimdi nedir durum? Bu oldukça önemli bir zirve. Hem Türkiye açısından hem dünya açısından. Çünkü Çin bir taraftan özellikle Rusya'ya yakınlığı dolayısıyla Çin'e karşı bir çekimserlik vardı. Çin ama biraz daha geride durmayı planlasa da sessizliğini korumuş gibi görünüyordu. Nedir şimdi oradan çıkan sonuç ya da konuşmalar? Çok doğru söylediniz. Sonuç itibariyle Türkiye'nin en önemli iki ekonomik partneri söz konusu her şeyden önce ve de tüm bu işte bir aydır içinde olduğumuz büyük krizde Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve onun akabindeki tüm ekonomik, siyasal, jeostratejik, dijital, güvenlik, tüm bu dalgaların içinde, tüm bu tartışmalarda bir hayalet var aslında. O da Çin. Bundan sonra ne olacak? İşte umarız barış olur veya uzayacak bu iş, fakat her halükarda bir Çin aktörü var. Her toplantı odasında, her analizde Çin faktörü var. Bazen çok açık olarak var, çoğu zaman ismi zikredilmese de bir Çin aktörü var. Ve Türkiye açısından da çok önemli, çünkü zirvede hem güvenlik konuları konuşuldu, hem ekonomi konuları, ticaret konuları, dijital konular gibi birçok enerji, tabii iklim değişikliği, tüm bunlar gündemdeydi. Tabii asıl Avrupa Birliği'nin asıl görevi, bir numaralı görevi, daha önceki NATO zirvelerinde ve transatlantik zirvede, yani ABD ile AB arasındaki zirvede anlaşıldığı ve konuşulduğu ve de açıklandığı üzere Çin'e şu mesajı çok net olarak vermekti. Bu Rusya yani karşı olan yaptırımlara, Ukrayna savaşına, işgal konularına anlıyoruz. Biraz daha tarafsız gibi gözükmek istiyorsun. Rusya ile ilişkilerin de önemli. Fakat unutma ki esas ortakların biziz, ekonomik olarak, ticaret olarak. Yani şöyle söyleyeyim, Avrupa Birliği'nin Çin'in dünya ile olan ticaretindeki yeri bir numara. Yani Çin'in %15'i neredeyse dünya ile ticaretinin Avrupa Birliği ile. Onu Amerika Birleşik Devletleri takip ediyor %12 civarı. Rusya %3 bile değil. O açıdan bakarsak, bir de tabii küçük bir ekonomi. İşte İspanya kadar bir ekonomi, nüfusu azalıyor. Yani bütün bunları da dikkate al. Unutma ki, deniyor Çin'e Avrupa Birliği tarafından, unutma ki bu küresel düzen sayesinde sen de büyüdün. Bunun bir parçasısın. Ekonomik olarak her ne kadar birçok sorunumuz olsa da çözülmesi gereken, iklim değişikliği politikaları olarak, siber güvenlik açısından, altyapı konuları ve de uluslararası hukuk düzeni. Yani Rusya'ya yapılan eleştirilerin en önemlisi, kendisinin de paydaşı olduğu uluslararası hukuk düzenini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daim üyesi olarak ihlal etmek oldu. Şimdi Çin'e de deniyor ki dikkatli ol, senin de içinde evrediğin, senin de parçan olan bu sistem tehlikede. Dolayısıyla peki Rusya'yla bir takım konularda var bazı şeylerin. Putin'in savaş öncesi son gezisinde, son görüşmesi de Xi Jinping'leydi zaten. Çin devlet başkanıydı. Tamam, ama aman daha belli bir çizgiyi sakın geçme, yaptırımlara yüzü katılamayabilirsin, tam tersini de yapma, Rusya'ya bu çatışmada, bu savaşta destek olanlar tarafına sakın geçme, yeni bir kutuplaşmayı tetikleme, bu mesajı vermesi gerekiyordu Avrupa Birliği'nin. Avrupa Birliği'ni temsilen, biliyorsunuz, yani iki koltuk gerekiyor, bir koltuk bir kanepe değil, ikili bir temsili var, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'le Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, ikisi katıldılar. Öbür tarafta tabii Xi ve bu mesajı verdiler. Xi Jinping'in de tabii ana mesajı, evet Avrupa Birliği, fakat unutmayın ki biz bu kadar yakın ilişki içindeysek ve de çok da önemli sorunlarımız da var ise çözmek gereken, ki iyi niyet göstereceğim. Siz de bu politikanızı, Çin politikanızı mümkün olduğunca bağımsız kurun. İlla Amerika Birleşik Devletleri'nin penceresinden bakmayın Pekin'e doğru. Şimdi bakıyorum şöyle bir von der Leyen açıklamalarına.
Siz de söylediniz ama Avrupa Birliği'nin pozisyonu çok açık, dürüst şekilde Çin'e ilettik diyor. Daha önce Çin Devlet Başkanı'nın da bir açıklaması vardı yalnız, gördüm hani Çin ne yapacağını bilir şeklinde. Bir taraftan bu, bir taraftan enerji boyutu var işin. Siz yani şöyle ki mesela bugün OECD'nin bir uyarısı vardı, çok ciddiye almıyor dünya, farkında değil diye. Şimdi oradaki havayı da ben merak ediyorum o bağlamda. Evet partneri, evet en büyük partner daha doğrusu Çin abi arasında böyle bir ilişki var, evet. Ancak diğer taraftan ama mesela Hindistan ne dedi? Biz dedi alacağız Rusya'dan dedi petrolümüzü, doğalgazımızı. Diğer taraftan Avrupa açıklamaları geliyor. Euro'dan, Euro ile alacağız diyor. Nasıl olacak bilmiyorum. Öbür taraftan 1 Nisan itibariyle zaten yürürlüğe girdi bu rible meselesi ve bankada hesap açma. Yani böyle çok taraflı ama aslında net bir çizgisi olmayan görüşmeler mi bunlar acaba? Onu ben merak ediyorum. Buyurun. Evet, herkes Green'in tonlarında surf yapmayı kabullenmiş bir şekilde başlıyor ve mümkün olduğunca kendi tonlarına yaklaştırmaya çalışıyor karşı tarafı. Yani siyah beyaz yok, düşmanlık veya dostluk yok. Çok yeri isabetli olarak Hindistan'dan bahsettiniz. Bu görüşmenin odasında da, ortamında da Avrupa Birliği ile Çin arasında, ki hayaletlerden biri, yani aslında orada zihinlerde, hesaplarda, analizlerde olan hayaletlerden biri de Hindistan'dı. Diğer ikisi de Amerika Birleşik Devletleri ile Japonya'ydı. Yani onların da bir takım konuları var. Hindistan konusunda Amerika Birleşik Devletleri özellikle bayağı bir baskı yaptı Hindistan'a. Hindistan da diyor ki evet ama işte ben de Rusya ile bir çatışmayı göze almak istemiyorum. Tamam işte, fakat birazcık da olsa belli esneklikler sağlayacağım. Ama Hindistan'la Çin'in arası tabii çok iyi değil, hatta iyi değil, birbirlerine önemli rakipler. Hindistan her şeye rağmen büyük bir demokrasi, nüfusu Çin'i geçecek yakın zamanda. Japonya tabii çok kaygılı. Onun da Çin'le ilişkileri derin ama esas olarak Batı dünyasına ait bir ülke, tüm temel politika yönelimleri ve kurumlarıyla. Şimdi yani gerçekten ortalık çok karışık. Böyle bir ortamda tabii günü idare etmeye çalışırlarken deneyim sahibi olarak da tüm devletler ve yönetenler biliyorlar ki korumaları gereken çıkarların bir kısmı kısa vadeli. Şirketler iş yapmaya devam etmeli. Zaten pandemiden çıkılıyor. Konu olarak da bir hayalet var. Tüm bu konular tartışılıyorken o da iklim değişikliği. Onu da unutmayalım. İklim değişikliği politikalarında işbirliğine ihtiyaçları var ve Çin makası biraz açtı son yıllarda. Yani iki tane açılan makas var son yıllarda. Biri Avrupa Birliği'nin Çin'e karşı olan ticaret açığı. Çin giderek daha çok mal satıyor. Bu da Çin'in tabii bir belli bir şeyi, bağımlılığını getiriyor. Diğer bir konu, Çin'in karbondioksit yayılımı giderek artıyor. Kendisi için de çok büyük bir tehlike. Yani Çin'in kendi iç düzeni, toplumsal düzeni, siyasal istikrarı için de çevre kirliliği ciddi bir sorun. Bunun da böyle olduğunu kabul ediyor zaten Çin. Bir milli güvenlik sorunu olarak görüyor. Şimdi bu konularda işbirliğinin devam etmesi gerekiyor. Tayvan konusu var. Yani o artık yani açıkça konuşulan bir konu taraflar arasında. Avrupa Birliği Uygur Türklerinin konusunu gündeme getirdi. Hem insan hakları hem çalışma koşulları ile ilgili. Şimdi öyle bir şey ki bu, yani koskoca Çin Avrupa Birliği'ne, koskoca Avrupa Birliği'ne, koskoca Avrupa Birliği, koskoca Çin'e çok da büyük böyle bir şey yapamaz yani Rusya'ya göre. Bunlar çok daha büyük ekonomik kütleler, çıkarlar çok daha farklı ve karmaşık. İşleri döndürmeye, çarkları döndürmeye gerek var. Sorunları çözmeye çalışmaya gerek var. Ama bunu yapıyorken de yanlış sinyal verip çok esneyiz. Evet. Her iki tarafta birbirine ne yaparsanız yapın ilerleriz. Çünkü bütün bunlar Türkiye'yi çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü küresel değer zincirleri açısından Türkiye'nin önümüzdeki, yani bu yılki ve önümüzdeki yıllardaki küresel rekabet konumunu doğrudan ilgilendiren konular bunlar. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin, şirketlerinin, evet, devletinin, vatandaşlarının cebindeki parayı da ilgilendiren konular bunlar. Bahadır Bey çok teşekkür ediyorum. Süren bitti. Tek bir cümle rica edeceğim sizden. Japonya bu Kuril Adası'nın tamamının Japon egemen bölgesi olduğunu ve Rus kuvvetleri tarafından yasa dışı bir şekilde işgal edildiğini açıkladı ama bunlar bir barış anlaşmaları falan vardı. Çekildi herhalde bu anlaşmadan. Çok tek bir cümle, Japonya'nın da burada bir durumu var Rusya'ya karşı. Neden bu ısıtıldı ya da bu şekilde tekrar gündemde? Çok tek bir cümle. O adaların bir kısmını Kuril olarak tanımlamıyor Japonya ve Sovyetler Birliği'nin de orayı fiilen işgal ettiğini söylüyor. Çünkü Sovyetler Birliği tarafına düşen, o zaman İkinci Dünya Savaşı sonrası şimdi Rusya tabii, adaların o adaları kapsamadığını, anlaşmalarında, evet, bu konuda çok berrak olduğunu söylüyor Japonya. Evet, yani Rusya'nın orada anlaşılan kağıt üzerinde bakınca bir sorunu var.
tabii şimdi böyle bir zayıflaması varken Rusya'nın ve giderek zayıflıyorken Japonya da kendi konusunu gündeme getirerekten belli bir manevra yapıyor. Evet, karışık ortam. Peki, çok çok teşekkür ederim yorumlarınız için, tekrar bekleriz. Evet, şimdi gıda konusu çok önemli. Enflasyon gelecek pazartesi günü. İrfan Donat yanımda, tarım editörümüz. İrfan, hoş geldin yayına. Hoş bulduk. Şimdi tabii konuşuyoruz, görüyorsun. Bir de bu noktada bir tane haber vardı. Tabii şuraya not almıştım ben. 15 Nisan'dan itibaren ayçiçeği yağı ihracatı geçici olarak kota getirmesi haberini görüyoruz. Rusya'nın. Evet, Rusya'nın. Et, süt, şeker, yağ, onları da konuşacağız seninle. İstersen önce bu ayçiçek yağı ihracatına bir değinelim. Kota koyacak ve burada yağ durumu nedir şimdi mesela? İnsanlar böyle markete gidip aldılar çünkü. Fiyatlarda bir oynamada yok anladığım kadarıyla aşağı yönlü şu anda. Doğru. Sıkıntı var mı peki acaba? Yani hatta 15'inden sonra kota meselesinden kaynaklı problem yaşar mı dünya? Şimdi geçtiğimiz haftalarda zaten bunu yaşamıştık. Stok tartışmaları panik havası da yaratmıştı. İnsanlar yığılmıştı. Yani ben kendi gözümle 190 liralara gördüm. 5 litrelik ayçiçek yağı. Zeytinyağından bahsetmiyoruz. Aynı zeytinyağı oldu zaten... neredeyse zeytinyağı. Yok, zeytinyağı uçtu. Uçtu tabii. Şu anda. Yani eski zeytinyağı. Tabii. Bundan 2 sene önce ya da geçen yıllarda zeytinyağı fiyatları o civardaydı. Şimdi Türkiye ayçiçeği tarafında kendi kendine yetemiyor. Yetiyordu ama değil mi Erif? Daha önce yetiyordu. Yani benim çocukluk ya da yetebilir, öyle söylüyorum çocukluk sana. Çocukluk dönemlerinde yetebiliyordu, hatırlıyorum. Tarlalar hatırlıyorum çünkü. Trakya'nın neredeyse her tarafı ayçiçeğiydi. Birçok bölgede yetiştiriliyordu, sadece Trakya değil. Tabii fiyatlardaki istikrarsızlık, maliyetlerdeki artış geçtiğimiz yıllarda üreticiyi o anlamda biraz küstürdü. Şimdilerde biraz para ediyor ama maliyetler de arttı tabii buna para olarak. Dolayısıyla orada bir istikrar tam olarak yakalanmadı. Geçtiğimiz yıllarda da üretimde yeterlik derecemiz zaten %100 değildi. Hatta oldukça düşük diyebilirim ayçiçeğinde. Yani %40, %50 neredeyse üretiyoruz. Geri kalanı da ithal ediyoruz. İthal ettiğimiz ülkeler de başta Rusya. Zaten o gemilerin çıkmadaki sıkıntısı, çıkamaması büyük panik yaratmıştı. Çünkü siparişler verilmiş, kontratlar imzalatılmış ama savaş dolayısıyla Azak Denizi'nden çıkamıyordu biliyorsun. Onlar geldi. Şunlar, şu an itibariyle o tarafta bir sıkıntı yok. Kotada çok direkt etkilemez diye açıklama yapılıyor. Çünkü geçtiğimiz günlerde Tarım Bakanlığı açıklama yaptı işte. Sezona kadar elimizde yeterli stok var diye. Dolayısıyla böyle umuyoruz ama hani fiyatlar gevşer mi diye bir beklenti bence olmasın. Çünkü gevşeyecek bir durum yok. Tam tersine dediğin gibi bu haber bile küresel piyasada fiyatlar üzerinde bir baskı, ek bir baskı yarattı. Tabii. Bizim bu tarafta artık kuraklık riskini çok konuşmuyoruz. İnşallah konuşmayız da çünkü Nisan Mayıs'a kadar bu yağışların düzenli olarak devam etmesi gerekiyor. Tarımsal kuraklığı konuşmamız için ama dünyanın farklı bölgelerinde de iklim bu kadar iyi gitmiyor. Bazı bölgelerde aşırı yağışlar, bazı bölgelerde kuraklık söz konusu. Onu da geçtim. Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Ayçiçeği, buğday başta olmak üzere bu ürünlerin ekiliş ve hasatlarında sorun var şu anda. Yani buğday tarafı için sana şunu söyleyeyim mesela. Şimdi Haziran, Temmuz, Ağustos artık hasadın olduğu dönemler Türkiye'de. Buna paralel Ukrayna'da da Rusya'da üç aşağı beş yukarı aynı dönem. Ama geçtiğimiz günlerde Un Sanayicileri Federasyonu Başkanı konuğumdu. Söylediği şey şu. Ukrayna'daki savaş alanlarında %30'luk yani buğday hasadı yapılacak alanların %30'u savaş alanında şu anda. Savaş yapılıyor o bölgede. Yani hasadı yapılıp yapılmayacağı bilinmiyor. Konu o bile değil yani resmen evet. Tabii. Dolayısıyla hani buna benzer senaryolar olduğu için an itibariyle sorun yoksa da önümüzdeki dönemde çıkabilir. Bu risk her zaman var. Dolayısıyla hep dediğimiz şeye dönüyoruz. Yani Türkiye'nin kendi göbeğini kendi kesmesi lazım. İçeride üretimini artırması lazım. Ne pahasına olursa olsun. Hani maliyetler yükseldi. Çiftçiyi bu anlamda gerçekten desteklemek gerekiyor. İstersen ilerleyen dakikalarda maliyetlere de gireriz. Gireceğiz hakikaten zaten, hakikaten yani üretmek çok zor ama üretmekten de başka çare alternatif yok onu da söyleyeyim. Sen diyordun zaten millileşme. Doğru. Onunla ilgili bir yazın da vardı. Son yazın öyle. İnternet sitemizden okuyabilirsiniz bu arada merak ediyorsanız. Yani gıda milliyetçiliği tüm dünyada artıyor. Yeterlilik her geçen gün daha önemli hale geliyor. Her ülke kendine göre bir plan program çizdi. Yeni bir strateji oluşturdu. Kendine göre bütçesine göre destek veriyor. Ama bizde baktığımızda çok olağan bir, olağan dışı bir destekleme politikası şu anda yok. Ufak tefek düzeltmeler yapılmaya çalışılıyor ama yaşanan ya da sahadaki etkisine baktığımız zaman şu anda olanların tam karşılığı değil o desteklemeler. Olsa zaten biz bugün acaba çiftçi üretecek mi, ne yapacak, önümüzdeki sezon ne olacak gibi aklımızda soru işaretleri olmazdı. Şimdi şekere %31 zam. Doğru. Buğday satış fiyatına 28 Mart'ta %22 zam.
22 Mart'ta yine ESK'nın, Süt Kurumu'nun ete %48 zam. 18 Mart Ulusal Süt Konseyi 4 TL 70 kuruş olan çiğ süt tavsiye satış fiyatını %21 arttırdı. Zaten Rusya-Ukrayna Savaşı ekmek fiyatlarını da vurmuştu. Şimdi böyle şeker, ben senin sözünü kesmek istemiyorum, merak edince araya girelim. Şeker, buğday, et, süt. Şimdi bunlardaki fiyat artış, bir de doğalgazı %50 zam. Dün konuşurken bu seralarda üretimde de etkileyecek diyor, yani ısıtmak için. Her şey etkileyecek. Başlayalım şöyle bir. Şekerden başlayalım. İlk şimdi bak. Şekerdeki hikaye daha yeni başlıyor Zeliha. Onu nasıl? Öyle söyleyeyim. Daha yani, yeni derken? Maalesef yeni başlıyor. Çünkü arz tarafında sıkıntımız var. Stokta da sıkıntımız var. Bugün piyasadaki zaten oynaklığın temel sebebi de o. Yani bir tarafta Türk şeker, kamu %35-36'lık bir paya sahip üretimde. Diğer tarafta da özel sektör ve kooperatifler. Geçen yıl TÜİK'in verisine göre zaten şeker pancarı üretimi %21 azaldı. Şeker pancarı üretimi azalırsa ondan elde edilen şeker de azalıyor. Kota, pancar şekeri için kota 2 milyon 633 bin tondu belirlenen. Ama 165 bin ton eksik üretildi. Zaten arzda bir açık vardı. Diğer taraftan iç piyasada fiyatlar dünya fiyatlarının altında kaldığı için, çünkü Türk Şeker zararına satış yaptı uzun dönem, hala da yapıyor aslına bakarsan, gıda enflasyonunu frenlemek adına. İç piyasada özel sektörün fiyatı arttı ama diğer türlü dünyadaki fiyatlara baktığımızda yine ucuz kaldığı için ithalat da azaldı. Yani şirketler şekeri ithal ediyordu, ihracatçı şirketler. Bunu kullanıyorlardı mamullerinde, onu da ihraç ediyorlardı. Şimdi o şekeri, ham maddeyi dünyada pahalı, Türkiye'de ucuz olduğu için buradan ithal etmek yerine buradan kullandı. Ne yapılacak? Yaklaşık 150-200 bin tonda ekstradan bir talep oldu sanayi tarafında. Peki ne yapılması gerekiyor normalde? Şimdi ithalata da istemiyoruz bir taraftan ama içeriye etkiliyor. Şimdi şöyle, yeni sezon, yeni şeker üretim sezonu Eylül'ün ortasında başlıyor. Kabaca 5,5 ayımız var. Bu 5,5 ayda da geçtiğimiz günlerde 200 bin ton fazlamız var gibi bir açıklama yapıldı bakanlıktan. Ama şimdi bir arzda sıkıntı var, iki talepte artış var. Bu sanayi için söylüyorum. Üçüncüsü de şimdi Ramazan ayına girdik. Tabii. Artı yaz sezonu turizm dönemine giriyoruz. Yani ortalama olarak günlük 7500-8000 ton civarı olan tüketim, şeker tüketimi artmaya başlayacak bundan sonra. Belki 9000'leri bulacaksın. Bunları da hesapladığımız zaman en kritik aylar Temmuz ve Ağustos. Çünkü yeni sezonun başlayacağı tarih ama daha başlamadığı tarih, stokların neredeyse tükendiği tarih. Arada kaldığımız tarih. Kesinlikle. Dolayısıyla burada bir sıkıntı gözüküyor. Şundan dolayı gözüküyor. Şimdi Türk Şeker evet açıkladı. %31 zam yaptı. Hatta düne kadar sadece perakende zincirlerine, marketlere veriyordu şekeri. Toptan imalatçılara, gıda sanayine ya da içecek grubuna vermiyordu. Şimdi onlara da vereceğini açıkladı. Ama bir sınır kota kulağımıza geliyor şu an. Yani herkes istediği kadar şu anda şeker veremiyor imalat tarafında ya da gıda sanayinde. Günlük, yanlış söylemeyeyim, belirli bir kotası vardı. Şimdi o kota varsa burada bir sıkıntı var demektir. Eğer Türk Şeker deseydi ki ben şekeri 550 liradan çuvalını vereceğini açıkladı. Ama istediğim gibi vereceğim. İstediğiniz kadar alabilirsiniz. Şekerim var kadar, evet. Deseydi zaten psikolojik bir rahatlama olurdu. Bir köpük varsa o giderdi ya da fiyatlar ona göre esnerdi. Şimdi onu diyemediğiniz zaman sıkıntı büyük. Çünkü evet. Tabii pandemi döneminde hatırlarsın. Makarna sanayicileri, evet. Millet rafa şey yapıp da 15-20 paket makarna alınca ne dedi? Hiç merak etmeyin, bu kadar almanıza gerek yok. Biz sizi, Türkiye'yi makarnaya boğarız dedi. Evet. Çok önemli bir açıklamaydı bu. Yani evet. Ama açıklamanın da altı dolduruldu, arkası getirildi. Hakikaten millet aldı topladı, ertesi gün raflarda tekrar makarna. Tabii. Topladılar tekrar makarna. Sonra herkes baktı, ya biz niye alıyoruz ki bu kadar makarna? Demek ki zaten var, paniğe gerek yok. Rahatladı insanlar. Rahatladı. Şekerde bu yokmuş. Şu anda onu işte toptan tarafında göremiyoruz. Yani toptancılarla devamlı görüşüyorum. Onlar mesajlar geliyor, telefonlar geliyor. Fiyatlar yüksek, istenilen miktarda alınamıyor. Yani ihtiyacının, günlük ihtiyacının %17'si 18'i karşılanıyor mesela. Şimdi böyle bir durumda bu fiyatların aşağı çekilmesi çok zor. Yani iki şey var burada işte. Önümüzdeki günlerde biz muhtemelen ithalatı konuşacağız. İthalat yapılabilir farklı ülkelerden. İkincisi de ihracatta ham madde olarak kullanılan şeker kullanan firmalara sen eğer ihracat için bunu kullanıyorsan iç piyasadan alamazsın gibi bir kısıtlama, bir belki sınırlama getirilebilir. Ama şimdi zaten bizim ithalatımız dış ticaret geldi ya, çok ciddi de bir artış var. İhracat ithalat karşılama oranında düştü bayağı %60'lara. Doğru. Cari açımız da büyüyor. Bilemedim. Doğru.
Peki şimdi %31 zam dedik ama bir taraftan bu doğalgaza gelen %50 zam. Şimdi bunlar şeker fabrikaları. Nereye çalışıyor? Enerjiyle çalışıyor. Hepsini. Dolayısıyla biz yıl sonu, yıl boyunca görecek miyiz bunlardaki bu fiyat artışlarını? Şimdi bugün %31 oldu. Doğalgazdan dolayı örnek veriyorum 3 ay sonra %20 daha koydu. Bu tarz bir yola mı girildi sana göre İrfan? Yani umarım yanılırım. Çünkü hatırlayacaksın geçtiğimiz haftalarda 50 kilogramlık şeker çuvalının fiyatı 700, 750, 800'ler konuşulmuştu. Şimdilerde 650'ler bandında biraz daha şimdi Türk şeker fiyatı arttırınca yine makas açılmaya başladı. Önce kapanıyordu, şimdi tekrar açılmaya başladı. Çünkü piyasanın doyup doymayacağı belli değil Zeliha. Yani daha doğrusu piyasa şu anda sıkıntı olduğunu bildiği için ona göre davranıyor. Refleksini ona göre veriyor. Elinde şeker olan belki satmak istemiyor kendine göre. Olabilir. Maliyetlere bakıyor. Doğal gazdan, enerjiden, elektrikten hepsi artıyor. Yani kötü senaryolara söylüyorum. 1000 liralar görülebilir gibi telaffuz ediliyor ama umarım yanılırız. Burada dediğim gibi piyasanın doyurulması lazım. Muhtemelen ithalat kararı alınacak. O ithalatla beraber arzda sıkıntı, stokta sıkıntı olmadığı mesajıyla beraber fiyatlar frenlenebilir. Ama şu anda sıkıntı değil. Olduğunu söyleyebilirim. O zaman şeker için bir, ithalat gündeme gelebilir. İki, ihracata konu olan bir şeker alıyorsan o noktada içeriden alamazsın. Çünkü bunu un ve makarna sanayicilerine yapıldı biliyorsun. İkinci de bu önlem gelebilir, olabilir. Gelebilir. Şimdi gelelim. Büyük olasılık. Et, süte. Hı-hı. Burada bir ithal şeyi başlamıştı değil mi? Karkas tartışma etme. Başladı orada. Değil mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklaması vardı. Evet. Biz içeride bakacağız. Duruma göre Tarım Bakanımız çalışıyor diye açıklama yapmıştı. Uruguay'dan da çalışmalar yapılıyor. Hatta işte ne gerek var Uruguay'a, bizim yerli üreticimizden alalım demişti. Ama onun hemen ardından da bakanlık ilçelere, İlçe tarım müdürlüklerine yazı gönderdi. Şu anda hayvan sayımı yapılmaya çalışılıyor. Neden? Türkiye'de. Çünkü bilmiyoruz şu an ne kadar hayvan olduğunu. Yani TÜİK'e baktığımız zaman 18 milyon büyükbaş, 50 milyona yakın küçükbaş hayvanımız var ama şimdi hesap kitap yapılıyor. Et üretimi, süt üretimi. Eğer bizim ne bu yapalım, hayvanlarımız olsa, edelim, yoksa? Bizim bu hayvanlarımız olsa bizim et ve sütte problem olmaması bu lazım. Bu sayıda olsa olmaması ama lazım. Ama o gerçekten hayvan sayısı mı yoksa hayvanlara takılan küpenin sayısı mı? Orada bir soru işareti var. Muhtemelen küpe sayısı. Yani hayvanlar kesime gittikten sonra da işte destekleme olsun, kredi olsun, bankalardaki finansla ilgili şeylerde bazı besiciler ya da üreticiler onları belki sistemden düşmüyorlar. Düşmedikleri zaman da hayvan öyle varlığımız görünüyor. Çok gibi gözüküyor. Ama karşılığında bakıyoruz et üretimine ki TÜİK son 2 yıldır et üretimini de açıklamıyor bu arada. Öyle de bir durum var. Yani verisiz hareket ediyoruz. Zeyda, zaten sıkıntı o. Bilmiyoruz. Önümüzdeki aylarda açıklamasını bekliyoruz. Açıklaması lazım. Açıklanan verilerde de sıkıntı var. Şöyle var. Bugün yeni bir veri geldi TÜİK'te. Bitkisel ürün denge tabloları her yıl yayınlanır. 2020-2021 sezonu yani geçen sezonun verileri yayınlandı. Şimdi benim garibime giden bir şey var burada. O da şu. Buğdayda bir önceki veri yani 2019-2020 kuraklığı konuşmadığımız dönemde. Önceki yıldan bahsediyorum. Buğdayda yeterlilik oranımız %89,5'tu. Kabaca 20 milyon tonlar falan üretiyorduk buğdayda. Geçen yıl kuraklık oldu. TÜİK 17.7 milyon tona geriledi kuraklıktan dolayı diye bir açıklama yapıldı. Yani bir önceki seneye göre düştü. Ama şimdi geçen senenin yeterlilik derecesine bakıyorum. Bugün açıklanan buğdayda biz yeterlilikte %102,3'müşüz. Nasıl oldu? İşte ben de bilmiyorum nasıl oldu. Yani bir önceki sene %89'sun zaten yetmiyorsun kendine ama iklim şartlarında da bu kadar bir bozulma yoktu. Geçen yıl iklim şartları ciddi şekilde bozuldu. Kuraklıktan dolayı rekolte kaybım var ama yeterli %102,3 diyorsun. Yani verilerde hakikaten... İthal mi edildi? İthal zaten edildi. 8.1 milyon ton buğday ithal ettik. Karşılığında da sana söyleyeyim 2.5 milyar dolar para ödedik. Ha bunu şimdi diyecekler ki evet biz bunu ithal ettik. Ham madde olarak işledik Türkiye'de un, makarna, irmik vesaire bulgur ihraç ettik. Doğru. Ama Türkiye uzun bir aradan sonra ilk defa ciddi şekilde iç tedariği, iç piyasa içinde, kendisi için de buğday ithal etti ve etmeye devam ediyor. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin ihaleleri aralıksız devam ediyor. Geçen yılın Haziran-Temmuz ayından itibaren. Ve maliyetler o kadar arttı ki Zeliha. Geçen yıl Haziran-Temmuz'da bir ton buğdayın küresel manadaki fiyatını söylüyorum. Bize maliyeti 260 dolarlar seviyesindeyken bugün 420-440 dolarları konuşuyoruz. Bir ara binleri gördük o neydi?
Yok, bin doları görmedik ama uluslararası şeyde. Başka bir ürün olabilir. Olabilir. Büyük ihtimalle. Ama yani diyeceğim şu, tabii rakamlar çünkü dolar bazında zaten ürünlerin dolar bazında bir artış var. Bir de kurun etkisinden dolayı bizim içeride bir artışımız var. Yani makası sana şöyle anlatayım, izleyenler de belki daha kafasına oturtur. Çok değil, Mayıs ayında, geçtiğimiz Mayıs ayında Toprak Mahsulü Ofisi buğday alım fiyatını açıkladı. Ton başına 2250 lira bizim çiftçimizden. Bugün ithal ettiği zaman 6000 liranın üzerinde bir ithalat maliyeti söz konusu. Borsalardaki fiyat 5600-5700. Bugün yani son 1-2 gündür bakmadım fiyatlara ama 5600 civarında, 6000'lerin dibinde. Sınırında. Dolayısıyla hani şimdi Toprak Mahsulü Ofisi de bu arada ithal ediyor 6000 liraya ama onun neredeyse yarı fiyatına, daha azına iç piyasaya veriyor regülasyon, un regülasyonu için. Çünkü o fiyattan un sanayicisine veriyor, un sanayicisi onu paçallıyor, fırıncılara da 200 liradan vermek taahhüdünde bulunuyor. Şimdi gerçi o 246 liraya çıktı bu yeni zamla beraber ki ekmek fiyatları, unlu mamuller fiyatları artmasın enflasyonda diye frenleme. Ama şimdi, ciddi bir kamu zararı yazılıyor bu arada. Şimdi onun tarımsal boyutu var. Bir de yine geleceğim. Bunun üretimini yapılırken yine kullanılıyor doğalgaz. Oradan tabii da ilk bir şey gelmeyecek mi? Gelecek herhalde. Gelmez olur mu? Enerji maliyeti, yani bugün işte doğalgaza gelen, elektriğe gelen. Tabii. Ya şöyle söyleyeyim sana en basitinden. Tarladaki üretimden tutun da o ürünün şehire taşınması, şehirde tedarik, perakende zincirine kadar gelmesine kadar mazot yine kullanıyoruz. Bir dakika, yakıt, yayından önce baktım, özellikle baktım. Geçen yıl bugün mazotun litre fiyatı 6 lira 60 kuruşmuş. 6 lira 60 kuruş. Bugün 21 küsür lira. %225 artmış son bir yılda mazot fiyatı. Şimdi mazot fiyatının son bir yılda %225 artıyorsa... Doğalgazda elektrik... bugün galiba Ferhat Bey söylemişti. Doğalgazda da son 12 ayda %500 küsü. Barış Esen de bir tweet atmıştı. Evet evet, öyle bir şey. %546 civarı. Gübre fiyatına bakıyorsun 3-4 kat artmış son bir yılda. Enerji, elektrik maliyeti %100'ün üzerinde artmış. Şimdi sen ucuza üretmediğin bir şeyi ucuza tüketemezsin zaten. Pahalıya üretip de ucuza tüketmeye çalışıyorsan orada kamu zararı yazıyorsundur. Kamu tarafı için söylüyorum. Bunu özel sektör zaten yapamaz. Dolayısıyla bu işin bu şekilde sürdürülebilirliği çok mümkün değil. Yani bizim bu arada işte dediğim gibi biz şu anda maliyet enflasyonunu konuşuyoruz. Şimdi Ramazan'la birlikte bir de talep enflasyonu olacak. Turizm sezonuyla beraber daha da bu artacak. Ve veriler bizi yanılttığı için tam kestiremiyoruz ama süt ve et tarafındaki sıkıntı şu anda daha yeni başladı. Yani bugün mesela süt ve süt ürünlerine yeniden zam geldi. Çünkü o biraz önce bahsettiğim Ulusal Süt Konseyi'nin 4 lira 70 kuruş olan çiğ süt fiyatı 5.70'e çıkartıldı. 1 lira yükseltildi. 1 Nisan'dan itibaren ibaresi vardı. Hmm. Dolayısıyla süt ve süt ürünlerinde izleyeceğimiz dün, bugün fiyatlarda bir değişiklik görebiliriz. Sebebi de bu. Zaten beklenen yapılmıştı bir şeydi bu. Yapılmıştı zaten de ama 1 Nisan'da yürürlüğe girecek. Kesinlikle ama tamam. Tabii bazı firmalar beklemiyor. Çünkü diğer maliyetleri de göz önüne alarak arttırmış olabilir bu arada. Ama bu fiyat hareketi de şu anda üretici tarafında memnuniyetle karşılanmıyor. Çünkü devamlı zam üzerine zam geldiği için o süt fiyatı da şu anda üreticiyi kurtarmıyor. Ana hayvanlar hala kesime gidiyor. Yani yarın bir gün biz 1-2 ay sonra çok değil süt arzında sıkıntı yaşayabiliriz. Yani süt arzında sıkıntı yaşadığımız zaman da bu sefer fabrikalar birbirleriyle yarışacak. Tabii peynir süt bulabilmek var, yoğurt var, bir sürü şey var. Dolayısıyla orada da bir fiyat artacak. Ha, o zaman peynir, yoğurt vesaire türevler de artacak. Artacak. Şu anda istikrarsızlıktan dolayı süt piyasasındaki istikrarsız üretici niye hayvanını kesime gönderiyor? Çünkü karkas etin fiyatı artıyor. Şu anda 90 liralar bandında. Bir hesap yapıyor. İneğini kestirdiği zaman 27, 28, 30 bin liraya yakın para alıyor. Yani o parayı o yine uzun süre sağsa alamaz. Diyor ki ben bu işten çıkmayı düşünüyorum. Hazır et fiyatları da yüksekken kestireyim. Bu işten çıkayım. En az zararla kendimi kurtarayım diye düşünüyor. Ama o kestiği hayvan da gelecek sezonun, önümüzdeki dönemin sürüsünü ortadan kaldırıyor. Yani evet. Anası yoksa danası da yok. Erkek materyali de biz yok ediyoruz. Bu sefer de sonraki aylarda biz kırmızı ette sıkıntı yaşıyoruz. Yani aslında şu anda yaşıyoruz. Zaten ithalat tüm gündeme gelmesinin sebebi de o. Yani biz anaçlar kesiliyor. Sonra danalar da bir çiftleşemeyeceğinden et sıkıntısı da yaşıyor. Evet ama burada çözüm ithalat da değil bu arada.
İthalat yıllardır deneniyor ve bir işe yaramadığını artık gördük. Çözüm? Çözüm süt içeride tabii ki ot, süt, et dengesi var. Önce ucuza ot sağlayacaksın, yem ham maddesi, meralarını etkin kullanacaksın, kaba yemini yetiştireceksin, orada kendi kendine yeteceksin ve bunu ucuza üreteceksin. Ucuza ürettiğin yemle sütünü elde edeceksin ki sütün de daha makul fiyattan satılsın. Yani üreticinin de kazandığı ama tüketicinin de pahalıya tüketmediği bir sistem. Sistem bu şekilde sağlıklı işlerse hayvanlar kesime gitmez, kırmızı et materyali de devam eder üremeye. Dolayısıyla hani o üç ayaktan, sacayından bir tanesini çektiğin zaman bütün sistem yere yıkılıyor. Şu anda olan o. İthalat da işte palyatif bir çözüm olarak hep öne sunuluyor ama hiç geçtiğimiz yıllarda 2008-2009'da da bu da böyle bir kriz olmuştu, süt krizi olmuştu. 1 milyon civarında hayvan kesime gitmişti. Sonrasında Türkiye yoğun bir ithalat yaptı. Besilik, damızlık, kasaplık hayvan, karkas et, lop et hatırla. Hatırlıyorum şeylerden. Ve onun devamlı gemilerden gelip tabii, tabii. Yollarda da görüyorduk onu. Tabii, karayolunda. Körfez'de kokular yani evet, limanlarda evet, şeyler ve onun bize o dönemden bu döneme maliyeti 9 milyar dolar oldu Zeliha. 9 milyar dolar ve o zamanlar 1 milyon hayvan kesiliyorduk. Şu anda tahminen 1,5-2 milyona yakın hayvan kesiliyor. Yani bu kadarlık bir hayvan ihracatı, ithalatı yapsak o 9'un 2-3 katı herhalde çok, yani fiyatlar da arttığı için. Dolayısıyla buradaki asıl önemli olan şey içeride besiciyi korumak, içeride üreticiyi korumak, bu insanların para kazanmasını sağlamak. Hep söylediğimiz şey eğer tüketiciyi korumak istiyorsak önce üreticiyi koruyacağız. Evet. Üretici üretecek, verimli şekilde üretecek, maliyeti düşük üretecek. Kimse bir ürünü pahalıya satmak istemez durup dururken. Yani zaten satarsan da bunun hesabı kitabı ortadadır ama mevcut maliyetlerle şu anda üretim hakikaten çok zor. Hı hı. O yüzden ahırların şu anda kapasitesi boş. Besilik tarafa bakıyoruz %50'lere kadar geriledi. Hatta bazı çiftliklerde %40-30'lara kadar geriledi. Hı. Materyal sayısı azalıyor. İnsanlar bu işten çıkıyor. Otomatikmen şehirdeki tüketim de arttığı zaman için, fiyatlar üzerinde daha fazla baskı yaratıyor. Evet, bitirdik seninle bölümü. Bir hayırlı haber alaydık keşke dedi Selçuk. hayırlı haberler inşallah alacağız evet. Önümüzdeki süreçte. Çok teşekkür ediyorum sana İrfan. Ben teşekkür ederim. İyi hafta sonları diliyorum. Biz de bir araya gidelim. Aradan sonra market, Erdal Tüfekçi Perakende ve tabii turizm, yeme içmeyi biraz konuşacağız Ramazan öncesi. Devam ediyoruz yayın konuğumuzla. Şimdi gıdadan başladık. Gıdadan sürdürüyoruz yayını. Erdal Tüfekçi, Gıda Perakendiciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi. Merhabalar. Merhabalar, iyi akşamlar Zeliha Hanım. Size de iyi akşamlar. Biraz önce İrfan Donat'la konuştuk. Yani çok tabii iç açıcı şeyler söylemedi ama süt, et, un, işte ne bileyim şeker bunlarla ilgili olarak fiyatların nasıl yansıyacağını ben merak ediyorum. Etiketlere önce bununla başlamak istiyorum. Şekere %31 zam ama doğalgaza da %50 geldiğinden dolayı fabrikalar şeker, un, işte buğday vesaire bunları üretecek. Enerji maliyetleri de giriyor işin içine. Bir de sizin enerji maliyetleri giriyor. Soğutması, ısıtması. Buyurun efendim. Evet. Yani bir kere İrfan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Gayet iyi özetledi. Yani girdi maliyetleri ve üreticide oluşan maliyetlerden sonra son nokta olan perakendeciye bize bu maliyetlerle birlikte geliyor. Demek ki bizim raflarımızda fiyatlar ya da stoklarla ya da fahiş fiyatlarla ilgisinin olmadığını Yavuz Bey gayet iyi özetledi. Yani biz üreticiyle tüketiciyi buluşturan noktadayız. Dolayısıyla tüm bu maliyetlerin yansımasına neden olan faktörleri her birini gayet açıklıkla anlattı. Onun için de teşekkür ediyorum. Sadece bir sebze meyveye girmedi. Sebze meyvede de geçen yıla göre çok ciddi bir artışları var. Bu maliyet girdi maliyetlerinden ve lojistik maliyetlerle birlikte çok ciddi bir yansıması var. Bu da miktarsal tüketimi azalttı. Örneğin sebzede bir geçen yıla göre de %60'lık azalma var. Yani geçen senenin %40'ını ancak satabildik.
Dolayısıyla da alışverişçi miktarlarını toplam sektörde aslında tüketim olarak Mart olarak da %5'li bir daralmanın içerisinde, miktarsal daralmanın içerisinde. Alışverişçi de davranışlarını buna göre de yönlendiriyor. Bir kere bir önceki dönemdeki yağ krizindeki çıkan o panik havası birazcık alışverişçiyi de yani tüketiciyi de stokladı. Bu dönemde şu anda stabilize gidiyor. Ama alışveriş kararlarına baktığımızda daha ekonomik ambalajlar, daha küçük gramajlar ve daha ekonomik markalara yönlenmeler var. Bir başka bir yaşadığımız sıkıntı da aslında bu enflasyonun her ay dengeli bir şekilde üstüne bir gelmesiyle bizim aktivitelerimize duyarlılık kayboldu. Çünkü bir önceki fiyat artışıyla bizim indirim oranlarımızın algısı yerine oturmadı. Dolayısıyla yani, alışverişinin davranışları birazcık kaygı dolu. Şimdi her ay bir yükseliş var. %63 bekliyor bu markete anket yaptık. %63 bekleniyor o civarı yani. 63 evet, arası. Ticaret odası da 63.25 ölçtü. Aynen bizim öyle. De tahminimiz 65 civarında. Biz bir önceki günkü rakama baktık. Tabii ki ay sonu kapanışı önemli. Yani dün itibariyle baktığımızda bizim de o rakamları buluyor. Peki önümüz Ramazan. Şimdi İrfan da belirtti biraz. Ramazan'da şimdi normalde arz kaynaklı sıkıntılar ve fiyat artışları yaşadığımız malumunuz bütün dünya. Ama şimdi bizi evet. Ekstradan ayıran Ramazan. Şimdi bir ay Ramazan döneminde talebin de arttığını gözlemleyeceğiz diye bekliyoruz. Bilmiyorum tabii durum ne. Mesela şimdi bugün artık insanlar sahura kalkacak, yarın itibariyle başlıyor. Alışverişler ne oldu, nasıl oldu, arttı mı, Ramazan etkiledi mi, bunları merak ediyorum. Aynı zamanda Ramazan'la beraber eğer talep artışı varsa arz sıkıntısı kaynaklı biz Ramazan'da çok yüksek fiyatlar görecek miyiz? Evet, birazcık bu yönde kaygımız var ama şu anda tedarik zincirinde herhangi bir aksama yok. Sadece fiyatların birazcık yükselmesi söz konusu. Bir yokluk, bir sıkıntımız yok. Biraz önce İrfan Bey'in söylediği gibi şekerde birazcık problem var. İmalat sanayine kayınca şeker fabrikaların birazcık perakende sektörüne geçen haftadan beri sevkiyatını kesti. Toprak Mahsulleri Ofisi de unu destekliyor. Onun için un ve makarna ve ekmek ya da pide ürünlerinde herhangi bir sıkıntı şu anda gözükmüyor. Ama talep baskısı artınca neler olacak bunu zannediyorum ki Nisan'ın ikinci haftasından sonra göreceğiz. Çünkü biz bir tedarik zincirini belirli bir sistem dahilinde götürüyoruz. Dolayısıyla bizim de bir stoklarımız, bir akan zincirimiz var. Dolayısıyla raflarımıza hemen yansımayacak. Ama günlük ürünler dediğimiz taze kırmızı et gibi, tavuk gibi, süt ürünleri gibi, sebze meyve gibi ürünler tabii ki stoklu çalışılmayan ürünler. Bunlar talep artışlarıyla birlikte bir hayli yansıyacak. Yani şu anda zaten domates, biber ve patlıcan gibi ürünlerin fiyatı 25-30 liraları buldu ki tüketici bu konudaki tasarruflarına gitti, miktarlarını azalttı. Hatta da bunları öteliyor. Ramazan itibariyle bu konuda biraz daha problem yaşayacağımızı düşünüyorum. Fiyatlar itibariyle. Fiyatlar çünkü yeni siz de çok net beyan ettiniz. Sanayiye gelen doğalgazdaki artış tamamıyla üretime yansıyor. Doğal olarak da bu elektriğe yansıyan bir maliyet var. Bizim de maliyetlerimizi bunların hepsi tamamıyla özellikle de ulaşıma da lojistiğe de çok üst düzeyde yansıyor. Tabii şimdi %44.6 elektrik üretimi için yapılan doğalgaz satışına gelen zam miktarı. Sanayi zaten %50 geldi. Zaten petrolde 107'ler var. Gerçi Amerika biraz strateji rezervleri saldı ve bir taraftan 426 bin günlük varil olarak arttırıldı. Fakat hala 110'lardayız. Akaryakıt da işin içine giriyor. Biz yani Nisan ayını biraz salkantılı mı geçireceğiz? Bu bahsettiğiniz hem meyve sebze de. Buyurun. Meyve sebze, kırmızı et, hatta biraz da süt ve ürünlerinde diyebiliriz bu konuda.
Bunlar yansıyor. Ama yine bir diğer taraftan da sevinecek, birazcık ferahlatacak şey kısmı da biliyorsunuz ki temizlik malzemelerindeki %18 KDV 8'e indi. Dolayısıyla yansıdı bugün mı? Sabah, tabii ki anında zaten daha önceden açıklandığı için, öyle bir fırsat da verildiği için, hafta içine de denk geldiği için herkes sistemini hazırladı. Bizler de bu sabah itibariyle tüketicilerimize %18'den %8'e indiren %10'luk farkı tamamıyla fiyatlarımıza yansıttık. Dolayısıyla peki, bu çok net hissedilebilir. Peki ben şunu merak ediyorum. Şimdi %18'den %8'e inen ürünler, evet yansıtıldı hemen etiketler, ama bu arada sizin dediğiniz gibi üretici kaynaklı ya da işte ne bileyim ham madde kaynaklı ya da ne bileyim lojistik kaynaklı kaynaklarını bir kenara bırakacak olursak, fiyatlarda artışlar bekliyorsak, beklersek bu nedenlerden, o mevcut %10'luk, yani örnek veriyorum, temizlik ürünlerinde ben 10 liraya aldığımı 9 liraya almaya başlıyorum mesela bu etiketlere yansımasıyla KDV'nin, ama buraya gelecek bu bahsettiğiniz enerji maliyetleri kaynaklı %20'lik bir zam 12 liraya çekecek. %10'luk KDV indirimi de 11 yapacak. Ben yine 9'dan 11'e görmüş olmayacak mıyım? Tabii ki, ama neticede totalde yine bir %10 daha uyguna satın almış olacak. Ama 9'dan 11'e almış olacak. Tabii ki gelen maliyetlerin artışması belirli bir süreç içerisinde yansıyacaktır tabii ki. Özellikle de selülozde dünyada da bir sıkıntı var. Ülkemize de yansıyor. Kağıt ve kağıt ürünlerinde. Bu çocuk bezi ve hasta bezleri, hijyenik petlere de yansıyor. Bu konuda anlatılıyor üreticiler tarafından. Dolayısıyla süreç içerisinde bunlar yansıyacak. Ama yine de toplamda %10'luk bir ekonomik alışveriş gerçekleşmiş olacak. Ya da artış oranı düşmüş olacak. Şimdi. Pozitif yansıyacak. Yine de pozitif yansıyacak, evet. Yani. Ya tabii pozitif yansıyacak da şimdi markete, sizin için söylemiyorum. Genel olarak ben şu an izleyenler mutlaka bu benim sorduğumu kafalarından geçirmişlerdir. Çünkü ben de markete gittiğim zaman her ne kadar çok olumlu bir karar, %10'luk indirim olsa dahi, mevcut yükselen fiyatlar kaynaklı ben 9 aldığımı sonraki ay ya da hafta 11 alınca benim enflasyonum artmış oluyor. Onun için söyledim bu soruyu. Yoksa tabii olumlu. Bu söylediğiniz çok doğru, ama bunu enerjide de, ev kiralarında da ya da petrolde de, hepsinde de yaşıyoruz yani. Doğru. Zeliha Hanım, bu fırsatta da ben de söyleyeyim ki çünkü biz belirli bir dönem çok baskı altında kaldık. Zincir marketler, stokçu ya da fahiş fiyatlarla satanlar diyerekten. Biraz önce İrfan Bey'in açıklamasıyla bunlar çok net anlaşıldığı gibi de, İşte akaryakıta zam geldiğinde benzin istasyonları suçlanmıyor örneğin. Altın fiyatları yükseldiğinde kuyumcular suçlanmıyor. Döviz kurunda artışında döviz büroları suçlanmıyor. Demek ki biz para kendicilerde bu sorumluluğumuz yok. Bunu da bu vesileyle bir kez daha da seslendirmiş olalım. Evet, ben aslında tabii söylediğim şey direkt market, zincir market dolayısıyla değildi. Normalde bizim vatandaşın cebindeki harcadığı paranın öyle ya da böyle doğalgazla, akaryakıtla, başka konularda bir önceki aldığım fiyatı bulamamak zaten. Sadece market üzerinde söylemiyorum. Genele yayılmış bir durum var. Hepimizin yaşamış olduğu gibi. Bu arada Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı'nın bir yorumu vardı. Üretici market fiyat farkı Mart'ta 5,5 katı aştı diye. Ama şimdi biz bunu yıllardır konuşuyoruz. Yeni bir konu değil bu. Biraz önce İrfan'ın da bahsettiği gibi üretim, tüketim arasındaki o boşluk nereden geliyor, nereden kaynaklanıyor? Onu hep tartışıyoruz, ama dünyanın genelinde üfe tüfe de çok artmış durumda. Yani şöyle bir genele baktığınızda bu konuda yorumunuzu da ben merak edeceğim. Bir de gıda sektörü enflasyona nasıl mücadele edebilir, nasıl ediyor? Evet, zannediyorum ki büyük bir olasılıkla Şimşek Bey, bir önceki yıl Mart diye bakıyordur diye düşünüyorum. Bu Mart ayının içerisindeki kat farkı üretimden tüketime 5,5 kat artma imkanı yok. Yok. Tabii ki arada bir sürü maliyetler var tabii ki. Yani tarladaki fiyatın toplanmasından, boylanmasına, firelenmesinden, depolanmasından, lojistik maliyetlerin oluşması, kiralar, işçilik vesaire bir sürü konular var. İçinde vergiler var, otobanlar var, bir sürü şeyler var, ama bunların hiçbiri de 5,5 kat değil. Büyük bir ihtimalle ben düşünüyorum ki geçen seneki Mart diyerekten düşünüyorum. Orada da haklı.
Yani geçen yıl Mart'la domates fiyatı ya da biber fiyatını düşünürsek evet 5-5,5 kat üzerinde, hatta 6 kata kadar da varan ürünler var diye düşünüyorum. Ama şu andaki Mart başındaki ya da Mart ayının içerisinde tarla fiyatıyla market rafı fiyatının arasında 5,5 kat olması mümkün değil. Hiçbir zaman kimseye öyle bir gelir sağlayacak unsur yok. Öyle bir piyasa yok Türkiye'de daha. Zaten şöyle de söylemiş, üretici maliyetleri düşürülmeden raflara ucuzluk gelmez demiş zaten kendisi. Konuştuğumuz konu da bu zaten. Totalinde. Bu kesin böyle de ama orada ince bir saptama var. Tarla fiyatı market fiyatının üzerindeki 5,5 kat. Sanki yani 1 liraya olan ürün 5,5 liraya satılıyormuş gibi. Evet. Şimdi ben de bakıyorum. Aslında neler. Aslında böyle değil. Mart'tan Mart'a. Şimdi bir de evet. Son olarak şunu sormak istiyorum ben size. Şimdi tüketici davranışlarını biraz bahsettiniz yayının başında. Ancak önümüzdeki süreç içerisinde örnek vermek gerekirse gıda harici mamullerde tüketici mesela beyaz eşyada veya ne bileyim elektrikli eşyada parası olduğu an alıyor bir sonraki ay daha pahalı alacağından dolayı ama gıda tarafı başka. Şimdi dolayısıyla buradaki tüketici davranışları diğer sektörlere nazaran nasıl farklılık gösteriyor? Yani daha sık alışverişe başladılar. Daha bir az miktarda alınıyor. Toplu alışverişlerden çıktı. Hatta bu son dönemde de e-ticaret sitelerindeki satışlarda da bir artış oldu. Çünkü aracıyla toplu alışverişine gelmenin maliyetini düşünüyor. Diyor ki ben aracımla gelirsem şu kadar yakıt tüketirim. Bu bana maliyet diyor. Onun yerine daha yakın noktalardan tercih ediyor. Ya da bunu e-ticaretten evine gelmesini sağlıyor. Birincisi bu. İkincisi daha ekonomik markalara yöneliyor. Daha küçük ambalajlara. Dolayısıyla da biz de burada yeni markalarımızı çoklaştırıyoruz. Yani markasından feragat etmeye başladı diyebiliriz. Peki eklemek istediğiniz var mı Erdal Bey? Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim. Ben teşekkür ediyorum. Evet, Eflansolsuz dönem diyorum, gelecek diyoruz. Tekrar teşekkürler size. Birol Akman, Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı. Birol Bey merhabalar, iyi akşamlar diliyorum. Şimdi bir Ramazan etkisini soracağım size turizm işletmeleri evet. Açısından. Buyurun. Turizm açısından Ramazan aslında öncelikle ilk haftasında biraz durulur, sakinleşir. Ama ondan sonra tekrar hızlanır. Özellikle yiyecek içecek kısmı, yani bizim banket dediğimiz kısım çok hareketli olur. İşte büyük şirketlerin veya devlet kurumların büyük iftar organizasyonları olur. Bunlar da turizme, otelcilere ivme kazandırır. Peki şimdi bu yeme içme hizmetlerindeki KDV indirimi yansıdı mı hemen? Bunun talebe bir etkisi oldu mu? Tabii ki oldu. Çünkü restoranlarda %8, otellerde %18 olması bayağı bize etki yapıyordu. Bakanımızın da büyük uğraşları sonucu, Turizm Bakanımızın bunun da böyle %8'lere inmesi bize gerçekten bayağı ivme kazandırdı. Genelde bizim özellikle 200-250 kadar Ankara'da üyemiz var ve bunları bu iş artışını gerçekten çok hissettik bu son zamanlarda. Çünkü epey rezervasyon bu iftar yemeklerinde, organizasyonlarında artmış vaziyette. Peki şimdi şunu da ben merak ediyorum, sormak istiyorum. Şu an mevcut durumda Rusya-Ukrayna arasındaki savaş kaynaklı biraz turizm konusunda çekinceler var, hedef tutmama konusunda doğal olarak. Şimdi bölgenize şöyle bir genel olarak baktığımızda bu sizi nasıl etkileyecek gibi öngörüyorsunuz? Çok ciddi etkiler yaratır mı? Çünkü Antalya bir başka, İstanbul bir başka ama Anadolu ve Ankara tarafı başka diye sormak isterim bu soruyu size. Tabii ki ufak tefek de olsa etkisi oldu ama Ankara olarak, Anadolu olarak biz farklı pazarlara da yönelmiştik.
bize diğer bölgelere göre Rusya ve Ukrayna'dan daha az, çok daha az turist geliyordu. Biz başka pazarlara yönelerek bu eksi durumu kendimize göre olumlu, pozitif duruma çevirdik. Bize aslında bu çok bir etki yapmadı, Rusya-Ukrayna savaşı. İyi çalışmalarımız sonucu bunu atlattık. Peki enflasyon beklentinizi merak ediyorum. Enflasyonla mücadelenizi nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Pazartesi gelecek enflasyon. Şöyle söyleyeyim, tabii ki bizi en çok etkileyen durum enflasyon. Özellikle bu gıda fiyatlarındaki artışlar gerçekten bizi çok etkiliyor. Çünkü tam bu özellikle yiyecek içecek organizasyonlarında tam fiyatlarımızı veriyoruz. Daha doğrusu bu tip rezervasyonlar yaklaşık en az bir ay önceden, hatta bazen iki ay önceden yerler rezervasyon ediliyor. Ve bizler de buna göre fiyatlarımızı verdik. Fakat ondan sonra bu enflasyon artışları tabii ki son günler geldiğinde karlılığımızı büyük ölçüde etkiledi. Yani bunu aslında daha önceden haberimiz olsa ona göre fiyatlar verildik, bizim için avantajlı hale gelirdi. Bu konu biraz etkiledi bizi. Peki, çok teşekkür ediyorum size. İyi hafta sonları diliyorum. Efendim, bitiriyoruz haftayı. Benimle kapatıyoruz. Barış Esen olacak Aslı Şafak'tan sonra diyelim. Herkese iyi akşamlar.